Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben bugün yine duramadım, temizlik yapmaya başladım. Annem de diyor her gün diyor temizlik mi yapılır, bıktım senden iyice diyor. Arkadaşlar ben bıktım. Öyle kirli bir şey gördüğüm zaman hemen onu temizlemek istiyorum. O yüzden yine soğurma temizlik yapıyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Melisa yine duramadı, mutfağa girdi. Temizliyormuş. Ben de çektim. Çekiyorum yani. Kızım hava soğuk dedi. Mutfağımızda gerçekten çok soğuk. Dışarıda kar var arkadaşlar. 2 gündür kar yağıyor. Soğuk kızım dedim. Yok diyor ben temizleyeceğim. İçim rahat etmez. Sabaha kadar diyor, uyuyamam diyor. Bunda da böyle bir hastalık var arkadaşlar. Dolabı silecekmiş. Her yeri temizleyecekmiş. Aslında bir şey yok da. Melisa işte. Duramıyorum anne, anlayamıyorsun. Anlayayım. Takıntılısın. Takıntı da bence bu. Temiz olmak. Bence çok güzel bir şey. Ben bir şey demedim. Benim zaman içim çok rahat oluyor. Ben bir şey demedim zaten kızım. Yaz gelse de evlerinizi falan hep boyasak değil mi? Gerçekten yani. Sildin mi? Şey yapacağım. Durulacaksın. Allah bir kızmadı arkadaşlar. Hava o kadar soğuk ki. Bir kar yağıyor. Bakıyorum kar bir kalkıyor. Ben bir bakıyorum bir daha yağıyor. Ben üşüyorum valla. Ne diyendisin? Valla sırtından kurkumu hiç çıkarmayayım. Kurkumu da ceketim. Dolabımıza Hasan küçükken öğretmeni ödev vermiş. Onda hoşuna gitmiş. Dolaba yapıştırmış. O da çıkmıyor. O da arkadaşlar çıkmıyor. Böyle. Dolabımızın kapağında kaldı. Çıkartmaya çalışsak bu kamer dolabımız yazılıyor. Çıkartmış. Yok. Şu poşetteki ne? O da kayısı herhalde. Onu da alsaydın oradan. Nerede? Oranın kapağı kırılmış. Aa, onu görmedim. Kayısı o. Kuru kayısı. Dolabın önünde. Hemen. Hı-hı. Ama gerçi bir mutfak temizleme yok ki. Evi süpürüyorsun. Geri var mı geçsin? İyi ki. Gayrı başladın olmaz. Işık vuruyor çamdan. Sırtına yaş değmiş neden neydiyse. Perdemizi biraz şöyle şey yapsana. Yukarı kaldır. Çek şu perdeyi. Ha? Sana takılıyor. Bak yukarı çek. Ha? Çek çek. Çek hem ayda şey olsun. Allah beni sağ. Gülmeyin dedim. Güldürdün beni gerçekten. Çekiyor mu? Evet. Anne, yok yok. Bir şey demedik ki neye sileyim. O zaman yeni kapalıydı. Yeni açtım. Duymadı yani. Yo. Netti ki arkadaşa çok merak ettim. Ben insanın. Diyemem tabii. Kötü bir şey dememiş de. Bizim bir tane daha dolabımız var aşağı yerimizde de. O da soğutmuyor. Dolabımız var ya. İlk dolabımız şöyle. Küçük bir de soğutmuyor. Bu derin dondurucu. Bunu yeni aldım da ne oldu? Hep kapakları falan kırıldı. Bunu. Evet baksana yukarıdaki kapak. Kim kırdı ki? Ben kırdım herhalde. Kim kıracak? En önemli maddesini ben kırdım. Melisa kırmış şeysini. Rafının birini Melisa kırmış. Vallahi bilmiyorum.
Kazanan olmuş. Kalan olan olmuş. Ne öreyim? Şöyle bir de dışarıyı göstereyim arkadaşlar size. Kar tekrardan başladı. Bunlar da kedilerim. Sabah kalktığımda kapıyı açamadıydım. Hava biraz yine açıldı ama çok soğuk, acı bir yel esiyor. Sildin mi? Tamam, sil. Melisa dolabı silmiş arkadaşlar da sildim anne diyor. Kurulacağımdır. Soğuk mu soğuk? Soğuk iyi. Telefonum şöyle parlıyor ya. Gidip geliyor. Mesela makinemiz bitti mi bulaşık? Bitmedi mi? Bitmiş. Yıkamış mı? Çay demledim, onda içmedim. Canım istemedi. Ben nasıl içerim? Sobanın üzerinde demledim. Biz sessiz iş yapamaz mı? Aynen ben de öyle vallahi gürültülü iş yaparım. İş yaptığın nereden anlaşılacak sessiz yapınca? Dolabımızın çekmeceleri arkadaşlar onlardan. Bir tanesi zaten kırılmış. O yumurtayı koydum, yumurtalar döşedim. Hele ki çok döşemedim. 5-6 mı ne? Düştü, kırıldı. Yumurtalar da kırıldı. Çekmecenin kendisi de kırıldı. Bayağı oldu. Lavabomuzun suyunu çıkar. Telefonum parlıyor ya. Odaklanmıyor arkadaşlar. Onun altında mı? Nereden değmiş? Kaşıklarımız mı? Hepsini çıkarmış arkadaşlar. Melisa kaşıkları. Hepsini yıkıyor. Elimizi yıkamıyoruz aslında. Makinede yıkıyorduk. Tam çekiyordum, telefonum şarjı bitti. Gittim şarjı doldurdum, geldim ondan sonra başladım tekrardan. Hava biraz yumuşadı. Güneş çıktı. Aynen kızım, valla ben de hiç sevmem kaşık yıkamayı. Sessizlik çoktu. Tıp oynuyoruz galiba. Ne konuşuyor kızımız? Yok, konuşacak çok şeyler var da. diş etim şişmiş, ağrıyor. Hastaneye gideceğim. Gidemedim. Kar yağıyor. İşten gücden gidemeye yok ki kızım bu. Çektirmem gerekiyor dişimi. Bir bardak çay içtim. O da dişime gitti. Ben de içmedim. Pişirdim. Öyle duruyor yani. Demledim sobanın üzerinde. Geride canım istemedi.
Aynen, telefon oynuyor. Babamı şey yap da suyu aksın kızım. Yoruldun mu? Ben sen temizleme dedim. Vallahi ben de yoruldum. Belim ağrıyor. Baş var mı sana? Melisem kaşıklarınıza yerleştirmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tertemiz etmiş, yıkamış. Melisa bizim mutfakta sanki savaş çıkmış gibi. Onlar biraz evladım. Dolabı bulsun da. Dolabın içini yerleştireyim. Dolabımızın içini yerleştir. Yumurtalarda şeye odun getirmeye gittiydim. Tavuk terinin içine kuzlamış. Üç tane ben odun getirmeye gittim. Telefonum şarjı yok ya. Biraz çekiyorum gidiyorum şarjı doldurup geliyor mu? Kapanmasın telefonum diye. Hasan'ın sesi geliyor içeride. Ne iş görüyor ne bir? Gol diyor. Elat. Sesin sesi oynarken gol atamadı da ona bağlı. Yok yok, gol diyor. Ses geliyor. O kurumuştur o ya. Şey yapmıştır. Melisa zaten iki tane rafım kaldı. Onlar da kırma kızı. Onlar dolaba göre rafta bulamam. Artık bir tane alt rafına koyalım. Hangiyle dolaba koyacaksın? Soso. Atıyorum. Soso. İyi ki de daha sabah getirdim. Sabah getirdiğim o değildi. Küçük kavan oldu o. Oradan. Efendim. Getir tabii ki. O motorun tesisine koyuver. Konuzlarımız hem yerine koy da. Hepsini. Baktıkça hırız mı geçiriyor? Baktıkça hırız mı geçiriyor? Her şeyi boşaltmış arkadaşlar. Tek tek silmiş. Daha doğrusu siliyor. Baktıkça hırız geçiriyormuş. Onları hilleştirememiş. Arkadaşlar ben temizliği bitirdim. Bayağı da güzel oldu. Annem de çay koydu. İçeride diye. Aynen vallahi. Çay pişirdiydi değişmedim. Arkadaşlar canım istemedi. Dişim ağrıyor, dişime değiyor. O da mesela temizliği bitirmiş, elini silmiş. Ellerine sağlık Melisim'i. Bir de çayımızı demleyin. Kaynağıyor. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Herkese buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar.